içeriği, burası da yine önemli, içeriği görsel materyallerle desteklemek zorundayız. İçerikte sunulan kavramlar, olgular, semboller, sınıflamalar, bir sürü bilgi türü yer almaktadır. Bunları tablolar, şekiller, şemalar, resimler, haritalar, grafiklerle desteklersek soyutu somutlaştırmış oluruz. Yani biz ne dedik? İçeriği düzenlerken somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, yakından uzağa şeklinde bir düzenleme yapmak gerekir. Ama bunun dışında alıştırma sorularına da yer vermek gerekir demiştik. Hem ünitenin başında öğrencinin bilgi düzeyini yoklayan hem de ünitenin sonunda ne kadarının öğrenildiğini yoklayan sorular, alıştırma sorularının olması gerektiğini söylemiştik. Bunun dışında bir de görsel materyaller kullanmak gerektiğini söylüyoruz. Şunu kastediyoruz. Öğrenciye bir sürü bilgi aktardığımız zaman bu bilgilerin daha anlamlı olması, öğrencinin daha fazla aklında kalabilmesi için bilgileri görsel materyallerle desteklemek zorundayız. Fotoğraflar, resimler, haritalar, şekiller, tablolar, grafiklerle bilgileri destekleyip öğrencinin daha kolay öğrenebilmesini, aklında kalmasını sağlayabiliriz. Çünkü ne kadar duyu organına hitap edersek o kadar bilgilerin akılda kalmasını sağlarız. Görsel materyaller de bunlardan bir tanesidir. Bilgiyi görsel materyallerle desteklersek, şekillerle, haritalarla, resimlerle, fotoğraflarla, grafiklerle de sunarsak öğrenciye eğer, soyut olan bir sürü bilginin somutlaşmasını sağlarız ve daha kolay öğrenilmesine yardımcı olmuş oluruz. İçeriği seçerken cevaplanması gereken temel sorular vardır. Şu sorulardan hareket edersek içeriği uygun kurallara düzgün bir şekilde düzenleyip düzenlemediğimizden de emin olmuş oluruz. İçerik hedeflerle doğrudan ilişkili mi? Zaten biz ne diyoruz? İçeriğin hedeflerle tutarlı olması gerekir diyoruz ki hedef davranışlar gerçekten öğrenci tarafından kazanılabilsin. Bu temel birinci sorumuzdur. İçerikteki bilgi doğru mu? Biz hep diyoruz ki güncel ve bilimsel bir bilgi olması gerekir. Bu yüzden içeriğin güncel ve bilimsel bir bilgi olup olmadığından emin olup bu kurala göre düzenlememiz gerekir. İçerik özel bir alanla ilgili ve doğru mu? Buna bakarız. Sistematik bir biçimde organize edilmiş mi? Ki organize edilmesi gerekir. Ön bilgileriyle tutarlı mı öğrencinin? Ki özellikle öğrencinin hazır bulmuşluk durumuna da uygun olması gerekir. Bu temel sorulardan hareket ederek içeriği düzenleyebiliriz. Ama unutmayalım, ilk hareket noktamız içerik hedeflerle tutarlı mı? İlk buna bakıyoruz. Daha sonra hemen seçmiş olduğumuz içerik öğrencilerin ön bilgileriyle tutarlı mı? Hazır bulmuşluk düzeyine uygun mu? Hemen buna bakıyoruz. Daha sonra içeriğin bilimsel olması, güncel olması, doğru olması ve öğrenci tarafından öğrenilebilmesi bilir olmasına da dikkat ediyoruz. Öğrenebilmesi için somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene şeklinde de organize etmek durumundayız. Yine içerik uygulanabilir ya da kullanılabilir mi? Yani öğrenci tarafından günlük hayata aktarılması gerekir. Aktardığımız ve öğrettiğimiz her bilginin öğrenci için faydalı ve yararlı olması gerekmektedir. Ve öğrenci tarafından günlük hayatına taşıyabilmesi, günlük hayatında kullanabileceği bilgiler aktarmamız gerekir. Öğrencilere materyal sunuluyor mu? Ki biraz önce de demiştik bir sürü bilgi türü aktarıyoruz. Bu bilgi türlerinin de görsel materyallerle desteklenmesi ki soyutu somutlaştırması gerekmektedir demiştik. Yine konunun temel ayrıntıları etkili bir şekilde gösteriliyor mu? Önemli görülen konuların tekrarı yapılıyor mu? Tekrar son derece önemlidir. Bunu da unutmayalım. Tekrarlar anlamlı öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Ara ara öğrenciye konuların önemli olan boyutlarını tekrar yaptığımız zaman öğrenmede kalıcılığı sağlamış oluruz. Bu yüzden içeriği düzenlerken anlamlı tekrarların da olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Anlamlı tekrarlara yer vermeliyiz. Böylece unutma olayını ortadan kaldırıp bilgilerin kalıcılığını sağlamış oluruz arkadaşlar.
Ve içeriği düzenleme sürecinde, özellikle program geliştirme sürecinde içeriği düzenlerken bazı temel yaklaşımlardan hareket ederiz. 7 tane temel yaklaşımdan bugün size söz edeceğim. Hem biraz önce de söylediğim gibi öğrenmenin kolay ve kalıcı olabilmesi için içeriği bazı ilkelere göre düzenlediğimizden söz etmiştik. Bu ilkelerin yanı sıra içeriği düzenlemede bazı yaklaşımlardan söz edilir. Bu yaklaşımlara bakacak olursak 7 tane yaklaşımdan söz ediyoruz. Doğrusal programlama yaklaşımı içeriği düzenleme yaklaşımlarından biridir. Sarmal programlama yaklaşımı, modüler programlama yaklaşımı, piramitsel programlama yaklaşımı, çekirdek programlama yaklaşımı, konu ağı proje merkezli programlama yaklaşımı ve sorgulama merkezli programlama yaklaşımı olmak üzere 7 tane içeriği düzenlerken dikkate alabileceğimiz yaklaşımdan söz ediyoruz. Her yaklaşım farklı bir özelliğe sahiptir, farklı bir hareket noktası vardır. Bu yaklaşımlardan birini seçerek program geliştirme sürecinde içeriği düzenleyebiliriz. Doğrusal programlama yaklaşımı içeriği düzenleme yaklaşımlarından bir tanesidir. Şimdi doğrusal programlama yaklaşımının hareket noktası ön koşul öğrenmelerdir. Yani biri bilinmeden bir üst bilgiye geçilemez kuralı söz konusudur ve ön öğrenmeler önemlidir. Yakın ilişkili, zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde kullanılır. Yani birbiriyle ilişkili olan ön koşul öğrenmelerin olduğu her içerikte biz doğrusal programlama yaklaşımından hareket ederiz. Bu noktada konuların bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa şeklinde düzenlenmesi söz konusudur. Yani doğrusal programlama yaklaşımında ön koşul öğrenmeler önemlidir. Yakın ilişkili ve zorunlu olan konuların öğretilmesinde söz konusudur. Ardışık, sıralı, ilişkili, birbirini izleyen konular eğer aktarılacaksa doğrusal programlama yaklaşımını seçeriz. Somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora şeklinde, basitten karmaşığa, yakından uzağa şeklinde bir görüş vardır bu yaklaşımın içerisinde. Ön koşul öğrenmeleri tabana alıyorsak, temele alıyorsak o zaman doğrusal programlama yaklaşımına göre içeriği düzenlemiş oluyoruz. Sarmal programlama yaklaşımı biraz daha farklıdır. Sarmal programlama yaklaşımında konular yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğrenciye aktarılması söz konusudur bu noktada. Sarmal programlama yaklaşımında öğrenmelerin gerçekleşmesinde tekrarlar söz konusudur. Yani biz yeri ve zamanı geldikçe bilgileri tekrar öğrenciye aktarmakla yükümlüyüz bu yaklaşımda. Ancak yaş seviyesi arttıkça aktardığımız bilgilerin de zorluk düzeyi ilerlemektedir. Yani yaş düzeyi arttıkça aktardığımız konularda daha karmaşık bir şekil alır. Öğrencinin düzeyi geliştikçe konuların zorluk düzeyi de gelişir bu noktada.